Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dünkü dersin devamı. Dünkü ders bir kutup çıksa ama bu kutup 10 kutup derecesinde ve 100 tane Müslümanı çebin adamı, 1000 tane Müslümanı Müslüman veli yapıyor, evliya yapıyor. Bu mu daha makbuldur? Biri çıksa hiçbir böyle vasfı yok, kutup değil. Bir kafiri, inkarcıyı Müslüman olmasına sebep olsa hangisi daha makbuldur? İman daha makbuldur. Çünkü sonsuz hayatı gitmişti. Ötekisi ise, yani sonsuz hayatı gitti imansız, imanlı olduğu için sonsuz cennette olacak. Şey ise, 1000 tane Müslümansa zaten cennettik ama düşük makamdı. Olsun. Sonsuz helaketten kurtuldu ya. Onun için işte Risale-i Nur mesleği buna benziyor. Yani iman hizmeti buna benziyor. İman hizmeti sırf böyle Risale-i Nur hizmeti imansızlara bakıyor, vartasına, tuzağına da düşmeyin. Yani veya böyle düşenleri anlatırsınız zaten biliyorsunuz. Nedir o? Ehl-i imanın imanını tavsiye ediyor. İmanını taklitten sebebi müteşabih ayet ve hadisleri izah ediyor. Şimdi, beşinci şuanın o değil mi diyorsun abi? Beşinci şuan... 35 değil yalnız. 38 diye kalmış. Nasıl 35 galiba? 35 değil mi? Umumunca bilhassa ehli ilmin imanı kurtarıyor. Ha evet. 35. Kayseri'den İzmir'e diyor. Doğru. Beşinci şuan umumun bilhassa ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsih edip kurtarıyor. Doğru. Bu manayı bir de 209'da söylüyor abi. Mesela yani 1000'e yakın din tılsımlarını, pardon 100'e yakın din tılsımlarını halde keşfetmiştir. Orayı da herhalde bugün okuyacaktık galiba. 209. 209'da zaten orası çıktı. Tılsımlar. Diyor ki, Risale-i Nur'un has şakirtleri olduğuna sebep nedir ve vecihtasını? El cevap, Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını ve hakaiki Kur'aniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şüphehata ve şukuka düşüp, tereddütlerden kurtulmayıp, bazen imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. Mesela onlardan 28. mektuptaki inayet-i sevada bir kısım işaret edilmiş. Şimdi mezmumuz o değil. Tamam. Yani dünkü dersin bu hulasasını yaptık. Devam ediyoruz. Risale-i Nur mesleğiyle tarikat mesleği arasında mukayese yapacak bir paragrafta. Çok çalıştığım bir paragraftır şu kadar. Hatta ilmi mantıkta kaziye-i makbule tabir ettikleri. Kaziye-i makbule neymiş? Yani büyük zatların delilsiz sözlerini kabul etmektir. Kaziye-i makbule. Yani mesela sen kayınpederini, şef yahu şimdi, sözü müteberdir orada. Ama senin için o kadar değil yani. Yakın olduğu halde. Niye? Tarikat olduğu için fena fi şeyh olması lazım. Kazi-i makbuledir o. Tarikatta böyledir. Hükümdür, makbul bir hükümdür bu. Hüccettir. Şialarda da hüccetullah. Allah adına karar veren. O başka delil. Yani Allah adına karar veriyor. Mesela son yakında şimdi karar vermiş ya. 9 tane sünniyi öldürmek cennete girme, cennete koyacağım sizi diyor.
İran Şia şey İran Şii lideri Ayetullah Hamaney midir nedir? İşte o. 9 Sünni öldürmek 9 tane. Cennet garanti. Onun için Suriye'de çoluk çocuk bırakmadan öldürüyor yani. İran askerleri olduğu için. Yani böyle orada da var. Tarikatta da var. Buna kazı-i makbule tabir ediyorlar. Yani neydi? Büyük zatların delisi sözlerini kabul etmektir. Bu nurculukta da kısmen var. Abi ne demişse doğrudur. Okumamış. Tembel. Ahtapot gibi onun bunun sırtından geçinen, ekonomi olarak demiyorum, dünyanın peşine tapmış, villasının, aşının işini bitirmiş, zengin, başka bir şeylerin peşinde olduğu için bir abiye takılmasının sebebi dünya mamur. Dünya, bu dünyanın bir de ahiret olması lazım. İşte abiye takıldın mı, o da bizi götürür, şefaat eder. Yani din mi varmış, tamam varmış. Para da verirsek, abinin de gönlünü yaparız, dua da eder. İşte onlar için de böyle, onlar da böyle. O ne demişse doğrudur. Çünkü niye? Kendisinde doğruluk ölçüleri yoktu ondan. Niçin bir insana ram olabiliyor, teslim olabiliyor? Çünkü karakteri kalmamış. Kimliği ve kişiliği gitmiş. Akılları başkasının cebinde olduğu için. Mantıkça bu, yani kaziye-i makbule, yani makbul insanın sözü delilsiz kabul etmek. Bu mantıkça yakin ve katiyet ifade etmiyor. Mantıkça bu yakin ve katiyet ifade etmiyor. Ne yapıyor? Belki zann-ı galiple kanaat verir. Yani mantıkta ne kadar geçerli bu? Biraz böyle zann-ı galiple, yani iyi adamdır. Art niyetli dememiştir. Tamam mı? Yanlışı bile çıksa. Ama ilmi mantıkta adamın sözünü küllümen aleyha falan pat diye içeri almaz. Tahlil eder, tahkik eder. Mihenge vurur. Edile şereye vurur. Zanni galiple kanaat verir. Yani mantıkçılar, yani ilmi kelamcılar, ölçücüler zanni galip. Yani makbul adamdır, iyi adamdır ama her iyi adamın her şeyi, her sözü, her davranışı iyi değildir. Olması lazım ama değil işte adetullah. Çünkü ancak peygamberlerde bu olur. İlmi mantıkta burhani yakini, ilmi mantıkta ne var? Burhani yakini, seni yakine götüren, yakinliğini artıran burhan. Delil, ispat. Ve hüsnü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor. İlmi mantıkta ölçü nedir? Burhan yakini lazım. Şahıs değil. Şahıs devre dışı oluyor. Hüsnü zanna, yani adamın büyüktür sözü o zaman muteberdir. Hayır. Bu yoktur bu ilmi mantıkta. Makbul şahıslara bakmıyor. Nereye bakıyor? Cerredilmez delile bakar. Cerredilmez delillere bakar. Yani büyük adam olduğu için büyük sözü vardır. Mutlaka doğrudur. Hayır. Buna bakmaz. Burhan-ı yakini böyle hüsnü zanna bakmaz. Yani ilmi mantıkta doğruluk ölçüsü hüsnü zannın getirmiş olduğu mutlak bir teslimiyet yoktur. Hüsnü zannın getirmiş olduğu her şeyi ve her hareketi mutlak doğrudur. Mihenge vurmaya gerek yoktur. Yoktur bu. Nereye bakar? Cehredilmez delillere bakar ki bütün Risale-i Nur hüccetleri bu burhani yakini kısmındandır. İman aynel yakin mertebesi denilebilir mi? İlm, evet. Yok, ilk önce ilmel yakin. Daha bu yürüme. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Burhani yakini yani, ilmel, aynel yakine. Yani aynel yakini götüren bir şey, daha zemin yani. Hüccetler yani çünkü malzemeler olması lazım. Yani Risale-i Nur'un hüccetleri bu burhani yakini kısmındandır. Niçin? Çünkü ehli velayetin, niye? Ehli velayet var ya büyük veliler, büyük zatlar, tarikatta. Mesela uygulama yapalım. Menzildeki şeyh,
Mahmud Efendi Hazretleri diyelim. Bu Burhan hüccet yok. Burhan-ı yakini yani öyle delil ilim yok. Yani bu ilim yok. Zahir ilim var. 15 sene alet ilimleriyle meşgul olmuş. Zaten adam yorulmuş. Arapça ya. Alet. Alet zaten. Arabayı tamir etmek için alet. Maksut daha yok. Yani netice yok daha. Arapça bilmek netice değildir. Daha onunla alacaklarını alacaksın. Adam zaten vesile de boğulmuş gitmiş. O vesile daha. Arapçayı, hafızlığı, bunlar daha veya tasavvuftaki şey, bunlar daha vesile. Alet deniliyor da tamir aletleri. Tamir edeceksin ki alet işe yarasın. Tamam. 15 sene bir kere aletleri elde ediyorsun. O da nasıl? Ondan sonra netice alacaksın. Risale-i Nur'da direkt derse geldin. Hemen netice. Aklı, kalbi ikna ediyor. Zaten o tarikatta veya tasavvufta alet ilimleri almamızın sebebi ikna olmak içindi. Aklı ikna etmek içindi. Kalbi tatmin etmek içindi. Yani şimdi Risale-i Nur'da alet ilimlerini de hemen koyuyor kenara. 15 sene kimin zamanı var? Seyri seyri olan Bahs'ın evladına. Kısa ve istikameti bir yol. Nasıl olacak? Çünkü diyor, mukayese ediyor. Tarikatta ne var? Ehli velayetin amel ve ibadet ve sülük ve riyazetle gördüğü hakikatler, perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik imaniye, Risale-i Nur ne yapıyor? Aynen onlar gibi aynı neticeyi Risale-i Nur ibadet yerinde, onlarda ibadet var. İbadet derken bizde ibadet yok mu? İbadet de şu kastım. Farzlar değil. Nafileler var ya. Nafile zikirler. Nafile evratlar. Nafile namazlar sabahlara kadar. Ha, onlar bu nafile ibadetle vardıkları yere Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış. İlim subutu sıfatlandır Cenab-ı Hakk'ın. Canlı ve ruhludur. Yani ilim kitaptaki bir malumat değildir. Ezberlenen bir şey değildir. İlim ezberlenilen, okuyarak elde edilen menfaatın adıdır. Ezberlenip menfaata dönüşmüş miktarıdır ilim. Menfaata dönüşmemiş şey tarafına da malumat deniliyor ki Kur'an kitap yüklü merkebe benzetiyor. Alet ilmi gibi olmuş. Evet, alet ilmi gibi oluyor. Mesela Arapça yansıran ensureyi bildin. Kalıpları bildin. Mesela diyelim ki imtisa. Alet ilimle çöz. Değil mi? İmtisal. Misal. Mesela taavun. Değil mi? Ama ne? Yani yardımlaşma vesaire. Taanup. Alet ilmine köklerine vuruyorsun, kök harflerine çıkıyorsun vesaire çıkarttın manaya. Misal. Ama bu netice değil. Bunu bildin. İlim malumatlardan menfaata dönüşmüş. Elde edilen istifadenin adıdır. Yani eylemsel halidir. Demek ki Risale-i Nur tarikatın ibadet yerinde, nafile ibadetler, nafile evratlar, nafile zikirler içinde, Risale-i Nur ise ilim içinde hakikata bir yol açmış. İlim ve canlı ve ruhludur. İçeriye giren her şey canlıdır. Allah'ın subutu sıfatına azami derecede mazhar oluyorsun ilimle. Sen basar ilim kudret var ya hayat irade. Orada bulunan Allah'ın ilmi sıfatına mazhar oluyorsun. Perdesiz. İki. Tarikatta sülük ve evrat yerinde tarikatta sülük ve evrat var. Hakikata gitmek için. Risale-i Nur'da ise mantiki buranlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakaika yol açmış.
yani Risale-i Nur ise sülük ve evrat yerinde mantıki burhanlarla mantıki burhan kalp ve aklı tatmin eden. Evet. Yani hüccetler akliydi. Burhanlar kalbe indi. Çünkü şeyler tarikatta amel, ibadet, sülük ve riyazetle vardığı yere Risale-i Nur ilimle varmış. Bu da hüccet. Burhansız ibadette kalbi tatmin etmek daha zor o zaman değil mi? Tabii mesela şöyle düşün. Tuvaleti ilimsiz nasıl gideceksin? Değil tarikatı, tuvaleti bile ilimsiz gidemezsin. Yani şeyde, tarikatta bir de okuyorum. Sülük, evrat yerinde Risale-i Nur, mantıki buranlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakkaika yol açmış. Kalbi burhan. Kalbe bakıyor. Gene tarikatta mukayese ediyor. Bu böyle diye. Şimdi bu. İlmi tasavvuf ve tarikat yerinde tarikatın ilmini yapıyor. Tarikat nedir? Silsilemiz nedir? Primimiz nedir? Orada ilim de var ama şu. Rabıta nasıl yapılır? Ha? Ne zaman yapılır? Kaç tane çekilir? Bu babin namazı nasıl kılınır? Neler okunur? Gibi. Ha, tarikattaki bu ilmi tasavvuf, tasavvuf ilmi. Yani hakikat ilmi değil, tasavvuf ilmi. Ve tarikat yerinde Risale-i Nur ise doğrudan doğruya ilmi kelam içinde ve ilmi akide ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış ki bu asrın hakikat ve tarikat ceyranlarına galebe çalan felsefi dalaletlere galebe ediyor, meydandadır. Teşbihte hata olmasın, nasıl ki Kur'an'ın gayet kuvvetli ve mantiki hakikatı sair dinleri felsefe-i tabiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta istinat oldu. Taklidi ve akli haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti. Yani hani la teşbih ve la temsil diyor. Diğer dinler naçiz ki tarumar oldu. Felsefe tarumar etti. Çünkü esasatını kaybolduğu için Tevrat olsun, İncil olsun, Zebur olsun ve Suflar olsun felsefe tarumar etti. Ne yaptı? İslam geldi. Akidesiyle, şeyleri, mantıki şeylerle, ispatlarıyla onları kurtardı. Yani din olarak kaldı yani. Din değil de bir öğreti gibi kalmış ama hepten urafi olmadı. Yani Allah inancı var ama mantıki yoktu, delili yoktu. Mesela şeyde Hristiyanlarda ahiret inancı var ama haşi cismani yok. Hiçbir dinde yok. Musevilikte de yok. Haşi cismani yoktur. Öyle manevi bir şey olacak. Bu dizime benzer bir şey ya. Ruh çıktı. Cezası varsa çiçeklere, domuzlara, çakallara girecek. Böyle deve deveran olacak yani. Reenkarnasyon gibi. Hindistan'dan almışlar. He? Yani Hindistan'dan almışlar. Almışlar hep. Bozmuşlar ya. Ama Allah inancının akide gene bir Allah var yani. Bir peygamber var. Hepten tarumar edecekti felsefe. Yardımına İslam yetiştiği gibi la teşbih ve la temsilde tarikatlar tarumar edilmiş. Niçin tarumar edilmiş? Osmanlı 500 seneden beri tarikatla, tarikat sarayı, saray onunla gidiyordu, tarikat vardı. Yani Osmanlı'da cari olan daha çok medreselere nispeten tekkelerdi. Deccal nereden çıktı? Tarikatın içinden çıktı. Yani Osmanlı tarikattı. İlim de vardı ama daha galipti.
Peki Deccal'de tarikattan çıkmışsa, çıktıktan sonra Deccal'ın karşısına tarikat çare olamaz. Eğer çare olsaydı içinden çıkamayacaktı. Anladınız mı bir şey? Yani tarikat var iken onun çıkmasına tarikat mani olamadı. Yeterli gelemedi. He? Yeterli gelemedi. Yeterli gelemedi. Kemalizm rejimi Süfyaniyettir, Deccaliyettir. Ama maalesef çok gariptir ki Deccaliyet orada, yani o zeminden çıktı, tasavvuf zemininden çıktı, Osmanlı galipti. Çare olamadı, yeterli olamadığı için Kemalizm, Deccaliyet çıktı. Şimdi çıkan bu Kemalizme çıkmadan mani olamamışsa, çıktı ve güçlendikten sonra mani olabilir mi? Olamaz. Tarmar olduğuna delil de şudur, hala Deccal beklemeleridir. Hala minare boyunda adam beklemeleridir. Tarmar olduğuna en büyük delil odur. Niçin 5. şua ehli imanın imanını kurtarıp tahsiye ediyor? Bak bir daha söylüyorum. Niçin Risale-i Nur 5. şua ehli imanın imanını kurtarıp tahsiye ediyor? Çünkü müteşabih hadis vaayetleri ya inkar edecekler veya akla ve mantığa uymayan zahiri manasını zoraki kabul edecekler. İçeride çatışmalar yaşayacak. Mesela minare boyunda adam gelecek diyor şimdi. Şu anda Türkiye'deki medyadaki en fanatik bir adam mesela. Meşhur tarikatçı. Daha diyor Deccal'ın gelmesine 500 sene var diyor. Daha diyor minare boyunda adam gelecek diyor. İsa sıçradığı zaman kılıcıyla Deccal'ın diz kapağına kadar gelecek diyor. Tamam da bunu doğuracak ana nasıl bir ana olacak yani bu Deccal'ın? Nasıl bir ana doğuracak bunu? Ondan sonra bu diyor Deccal okyanusa, denize değil, girdiği zaman dizine kadar gelecek. Acıkacak, koca balina, en büyük değil mi balina? Yunuslar, balina tutacak diyor, güneşi uzatacak, pişirecek, çevirecek, sonra yiyecek diyor. Sen öyle tebessüm et. Risale'yi bilmeseydin sen de öyle olacaktın. He? Ya 5. şua bak ne yapıyor. Onun için ya yüellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Kitaplara iman edin. Meleklerine iman edin. Yani böyle bir şey olacaktı. Oysa bir kısım ayet ve hadisler müteşabihtir diyor. Şimdi ben bunların atıflarını okuyorum şimdi. Tamam. Atıflarını okuyorum. Kazı-i makbule tavır ettikleri başa geldim. Yani büyük zatların delisi sözlerini kabul etmektir. 215'te bak ne diyor. Siz yaslanın, dinleyin. Ben size okuyacağım. Evet o ehli iman lisan haliyle diyecek ki madem bu hakikati bu kadar şiddetli düşmanları çürütemediler ve itiraz edemiyorlar ve şakirtleri Hak'tan başka onun hizmetinde hiçbir maksat taşımıyorlar. Elbette o hakikat aynı hak ve mas hakikattır diye bin burhan kadar bir delil hükmünde imanını kuvvetlendirir ve kurtarır. Ve İslamiyet'te bir haksızlık mı var diye daha evama düşmeyecek. Buna mesela kazı-i makbule yani büyük zatların delisi sözleri bu. Böyle bir şey getirebiliyor. Ama şey değil tabi. Burada da var zaten. Risale'de de bu da kullanılıyor. Yani Risale-i Nur 12 Hak tarikatın hulasa-i camiası olduğundan tarikatta bu olan kanun burada da var mesela. Mesela uzaktan baksalar Risale-i Nur okumamış. Ama duymuş. Bu kadar Mısır'dakiler öyle demiş. Said Nursi kimdir? Bize malumat verin. Ondan sonra nerededir dedikleri zaman hapistedir. O zaman makbuldur demişler. Çünkü rejim küfür. Mısır'daki ulemanın tespiti bu.
Said Nursi hakkında İzmir'de Edifa mı diyor Pakistan? Yok Irak'ta. İşte bir dergi, gazete çıkmış. Onun yazarına soruyorlar. Tamam da bu anlattığın adam tamam. İlmi, kariyeri acayip. Doyurucu şeyler söylüyorsun. Allah'a ahiret ispat ediyor. Tamam. Asıl şeyini yıkıyor. Tamam. Tabusunu, putunu yıkıyor. Fakat kendisi nerede? Ne yapıyor? Şu anda diyor hapishanededir. O zaman makbuldur diyor. Yani lafızdan sonra fiil mi arıyorlar abi? Fiil arıyor. Evet. Ondan sonra bir bakıyorsun ustada tenkit eden, Kur'an'ı kendisine alet edip, kendisine göre ayetleri yorumlayan diye, deccaliyeti unutup, ustada hücum eden dışarıda. Seyyid Abdullah Kim Arvasi. Üstad isim vermemiş ama ihtiyar zat. O vermemiş. Ben ustad olmadığım için, cahil olduğum için verebiliyorum. El cahilun cesur. Şimdi Kemalizmin İslamiyet'i kaldırmış. Rejim İslamiyet'i kaldırmış. Kur'an harfleri kaldırılmış. Ben söylüyorum siz yapın. İddia değil. Kur'an harfleri kaldırılmış. Harf İnkılabı namı altında bir gecede insanlar cahil bırakılmış. İnkılap namı altında milyonlarca insan kafası kesiliyor. Bir laf etmiyor. Varsa gösterin bana yazılarında. Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin Mustafa Kemal hakkında, Kemalizm hakkında aleyhinde varsa bilmiyorum. Çekerci hanım var ya, orada da geldi. Evet. Orada da itiraz etmiş. Geliyor. Bütün hedefini, gücünü ve şu andaki cemaati TGRT'nin, oradaki konuşan hocaların bütün hedefleri rejim değil, yani bu cemiyetteki sefahattan da değil, bütün hedefleri ustad ve nur cemaati. Tarımar olduğuna delil yani, tamam mı? Risale-i Nur 12 hat tarikatın hulasası olduğundan cemaatin de her fert ilmi mantıkta gidemiyor. Yani burada kullandığı Risale-i Nur'da ilmi mantıkta ne diyor? Burhani yakini yerine hüsnü zanın ve makbul şahıslara bakmıyor. Ceredilmez deliler Burhan'a bakar. Ama herkes ceredilmez Burhan'ları elde edemiyor. O zaman ne yapıyor? Hayata bakıyor. Sonra soruyorlar. Said Nursi ve cemaati ne yapıyor? Mücadele ediyor, hapistedirler. Makbuldurlar diyor. İşte burada da onu kullanıyor. Risale-i Nur'da bu da var diyor. Orada olan burada da var. Hani o makbul insanların makbuliyetinden dolayı bize kanaat veren tarafı da var. Çin örnek gösterdi. Başka yer göstereceğim size. Barla 123. Çalışarak geldim. Öyle zeki bir insan değil. Tamam. Zeki insan değilim. Pat duyup her tarafı çünkü yaşlandığımız için ezberlerimiz kısmen gidiyor. Hücreler gittiği için. Allah'a şükürler için, takdis için, şükür için, nimet için söyleyeceğim. 1986'dan, 85'ten 90'a kadar bana Mesnevi Nuriye'den kelime söyleyin, kelime. Hangi sayfada, hangi satırın paragrafın içinde, aşağıdaki mi yukarıda mı, sayfada söyler, fotoğrafı vardı. İnan mübalağasız. Şöyle okurdum ben Mesnevi'yi. Bir okudum, bir başka kitaba geçmedim bir daha. 4 defa, 6 defa böyle okurdum. Külliyatı o ilk 5-6 defa okuduktan sonra lemaları 4 defa. Bir bitirdim bir daha. Hiç başka geçmedim. Çünkü başı okurken sonunu bilmiyorum. Bitirdim, başı sonu biliyorum. Şimdi tümüyle başa bakıyorum. Sonra 3. okuyuşta 4.'ye bakıyordum böyle. Artık atıf da yaptığım için oradan oraya, oradan oraya. Hepten acayip kendi içinde, hepten ezber gibi olmuştu. Ama şimdi kalmıyor. Yaşlanıyoruz. He? Yaşlanıyoruz diyorsun. Yani son kullanma tarihine gidiyor. Yaşlanmıyor. Çok güneş görmeye başladım. Diyor ki, bak, mühim bir tüccar dostum 30 kuruşluk bir çay getirdi. Kabul etmedim. Ah bana getirse. Çay kurulsa ama. Kaçak çay Avrupa'da diyorlar. Abi kaçak niye içmiyorsun? Faturası yok ki. Faturası çay içilir mi? İçilmez.
Çay senin için getirdim dedi. İstanbul'dan senin için getirdim, beni kırma dedi. Kabul ettim fakat iki kat fiyatını verdim. Ulan ben olsam var ya, usta da götür iki kat fiyat al, işte ticaret mi o? Dedi, ne için böyle yapıyorsun? Yani kazıyı makbule zatlardan örnek yapıyorum size. Ne için böyle yapıyorsun, hikmeti nedir? Dedim, benden aldığın dersi elmas derecesinden şişe derecesine indirmemektir. Senin menfaatın için menfaatımı terk ediyorum. Çünkü dünyaya tenezzül etmez, tama ve zillete düşmez, hakikat mukabilinde dünya malını almaz, tasannu'a mecbur olmaz bir ustattan alınan ders-i hakikat, elmas kıymetinde ise sadakaya almaya mecbur olmuş, ehli servete tasannu'a mustar kalmış, tama zilletiyle izzet ilmini feda etmiş, sadaka verenlere hoş görülmek için riyakarlığa temayül etmiş, ahiret meyvelerini dünyada yemeye cevaz göstermiş bir ustattan alınan aynı ders-i hakikat, elmas derecesinden şişe derecesine iner. İşte sana manen 30 lira zarar vermekle, yani alırsam sana zarar olur. İşte sana manen 30 lira zarar vermekle 30 kuruşluk menfaatımı aramak bana ağır geliyor ve vicdansızlık telakki ediyor. Çünkü senden parayı alsam ben, hediyeleri alsam, sen vicdanen bana karşı ve elimdeki hakikate karşı müstekif olacaksın. O kadar haişkar, arzulu almayacaksın. Çünkü böyle bir ustad. Ama almaz. Tenezzül etmez olunca, vay be, daha arzulu olursun. O zaman senin paranı almamak da sana iyilik yapıyor. Çünkü benim 30 kuruşluk bir menfaatim varsa alırsan, sen 30 lira manen zarar edeceksin. O zaman ben bunu vicdansızlık kabul ediyorum. Paranın karşılığını almak gibi. İşte sana manen 30 lira zarar vermekle 30 kuruşluk menfaatimi aramak bana ağır geliyor ve vicdansızlık telakki ediyorum. Sen madem fedakarsın, ben de o fedakarlığa mukabil menfaatınızı menfaatıma tercih ediyorum, gücenme. Menfaatınızı menfaatıma tercih ediyorum, gücenme. O da bu sırrı anladıktan, bu sırdır, herkes basmaz kafası. Bu sırrı anladıktan sonra kabul etti, gücenmedi. Şimdi örneklere devam ediyorum. Mektubat 331. Beş altı defa kitap sayarak yeri buluyorum. Bazen tak diye kendisi çıkıyor. Demek ki tesadüf yoktur. Orada bir kast vardır diyor üstad. 331'de şöyle diyor. Bazı sözlerde ulema-i ilmi kelamı mesleğiyle, yani tarikat, zaten üç tane meslek vardır İslam'da temelde. Aklı esas alır, kalbi bırakır, ilmi kelam. Aklı esas aldığı için kafa kabak gibi, kalbi bıraktığı için kalbi fındık gibi, ilmi kelam. Tarikat ise aklı bırakır, kalbi esas alır. Zikir, evrat, kalbi kabak gibi olur, kafası fındık gibi olur. Ufak. Cadde-i Kübra, sahabe mesleği ise, akıl ve kalbin imtizacı ile Cadde-i Kübra'yı Kur'aniye deniliyor. Sahabe yolu budur. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında, bu yol diyor, bir sahabelerde vuku bulmuştur. Bir de, ahir zamanda Mehdi'de olacaktır diyor. Risale-i Nur'da olmuştur. Ve İlginçtir. Son mektubunda diyor ki, akıl ve kalbin imtizacından ortaya çıkacak hakikatla şans devre dışı olacaktır. Yani şanslar kaynak olmayacaktır. Yani o kişi direkt Rabbinden ders almış olacak. Kur'an'dan ders alacak yani. Peygamberin şeyi. Hakikaten kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Bir nur tanrısı. Onun için mukayese ediyor. Diyor ki, bazı sözlerde ulema ilmi kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan minhac-ı hakikinin farkları hakkında
şöyle bir temsil söylemişiz ki, yani tarikatla Kur'ani cadde-i kübra, akıl ve kalbin imtizacı arasındaki meslek arasında farka ait bir örnek veriyor. Diyor ki, mesela bir su getirmek için bazıları küngan, su borusu ile uzak yerlerden dağlar altında kazar, su getirir. Bir kısım da her yerde kuyu kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir, tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyuları kazıp su çıkarmaya ehil olanlar, zahmetsiz her bir yerde suyu buldukları gibi, aynen öyle de, ulema-i ilmi kelam, esbabı nihayet-i alemde teselsül ve devrin muhaliyetiyle kesip sonra vacibül vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar. Yani ilmi kelam, mesela Allah ispatta şöyle diyor, elmadan Allah ispat ediyor. Bak diyor, elmanın sebebi güneş havadır. Ama onu kim yaptı? O. Onu kim yaptı? O. Onu kim yaptı? O. En sonunda gidilmeyecek bir yer olunca, aa bak Allah yaptı diyor. Bu uzun bir yoldur diyor. Yani küngan gibi, borularla su taşımak gibidir. 331 mektubat. Ulema ilmi kelam, akılcılar olduğu için mantık kuruluşuyla gidiyor. Ama Kur'an-ı Hakim'in minhac hakikisi ise, yani Kur'an-ı Hakim'in minhac hakikisi, hakiki yolu ve yöntemi ise, her yerde suyu buluyor, çıkarıyor. Her bir ayeti birer Asay Musa gibi nereye vursa bu hayat fışkırıyor. Ve fi külli şeyin lehu ayetun tedullu ala enne vaid. Dusturunu her şeye okutturuyor. Yani her şeyde sani'nin vahdetine delalet eden bir ayet ve alametler vardır. Başka bir yer okuyorum arkadaşlar. Gene Emirdağ 104. Evet, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. İmanı taklidi. Anne babadan miras kalan iman. Kendisi hiç katkı yapmamış, eklememiş, gayret etmemiş, öğrenmemiş. Diz çökmemiş, terlememiş. İmanı taklidi. Çok çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı tahkikide pek çok meratip var. İmanı tahkikide de çok mertebeler var. O mertebelerden ilmel yakin mertebesi, çok burhanlarının kuvvetiyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Ana babadan kalan iman hemen mağlup olur. Şimdi bunu niçin bu kadar şey okudum? Şu, kaziye makbule tabir ettikleri, yani büyük zatın delisi sözünü kabul et. Böyle. Büyük adam sözü de büyüktür zannediyor. Oysa her büyük adamın her fiili ve sözü büyük değildir. Mantıkça yakini ve katiyet ifade etmiyor. Ne yapar? Şok olur. Zanni, belki zanni galiple kanaat verir. Yani iyi adamdır ya. Niye böyle yanlış söylesin? Doğru, yanlış demez, art niyet demez ama her zaman şey yapamaz. Mesela Muhyiddin Arabi. İlmi mantıkta ise bak, ilmi mantıkta burhan-ı yakini, yani yakini bir burhan, hüsnü zan ve makbul şahsına bakmıyor. Yani yakini, kuvvetli bir burhan mı istiyorsun? Tarikatta neydi? O büyük adamdır. O zaman sözü tamam. Kendisi delildir. Sözü bitiyor. Sözüne ispat aranmaz. İlmi mantıkta ise böyle bu burhan-ı yakini, yani yakinimize sebep olan o zatın kişiliği, kimliği, hüsnü zana ve makbul şahıslara bakmıyor. Nereye bakıyor? Cer edilmez delile bakar. Delil. Delillere bakar. Mesela, misal vereyim. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı.
Bu gözden önce göz olması lazım. Mesnevi'den veriyorum bu misal. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapılırken başka bir önceden bundan önce akıl olması lazım. Ha, bunun gibidir. Şey, ilmi mantık. Ama öteki diyor ki bak elimizi Allah yarattı. Bu eli Allah yarattı. Bu şu diyor ki bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bundan önce el olması lazım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu yakin oldu. Yakin oldu. Hangisi yakinse? Öbürü teslim oldu. Teslim oldu ötekisi. Demedi yoktan sonra teslime bırakıyor. Teslime bırakıyor kendisini. Havasını oraya bırakıyor. Mesela diyor ki ahiret var diyor. Çünkü peygamber var diyor, tamam mı? Ondan sonra ahiret olmasa olur mu diyor ya falan. Niye ahiret var ve ahiretin inancın üzerine, taklidi iman üzerine ahirette şöyle olacak, böyle olacak diyor. İlmi mantıkta ise diyor ki senin fıtratında beka arzusu var mı? Var. Ebed arzusu var mı? Var. Yani bunlar dünya cinsinden midir? Değildir. Fani fasulyeden, domatesten yapılan vücutta beka arzusu niye olsun? Nasıl ki insan değirmene gitse un kokar, tamirhaneye gitse yağ kokar, kahveye gitse sigara kokar, ektarcıya gitse güzel kokular kokar. Ha, insanın da beka arzusu denilen kokuları, özellikleri de oradan geldiğini gösteriyor. Yani anne karnındaki çocuk, anne karnındaki çocukta kullanılan, yaratılan organlar orada bir işe yaramıyor. Kol, bacak, göz. Ha, ama bunların kullanılacağı bir yere gidiyor. Gözün verilmesiyle orada işe yaramıyor. Ama renkler ve şekiller alemine gittiğine adaydır. Kulağın verilmesiyle sesler alemine gideceğine adaydır. Ayağın verilmesiyle vesaire. Ha, insandaki beka duygusuyla baki alemine gideceğine adaydır. Dertsiz bir şey istemesi dertsizlik alemine gideceğine adaydır. Anne karnındaki burnun kokular alemine gideceğini gösterdiği gibi. Bu ilmi mantıktır. Bu Hasan'ın makbuliyetine bakarak değil. Duydun, hakikaten öyle ya. Bu bilgi yakin kokuyor abi. Yakin tabii. İlmel yakin böyle, yakin. Seni daha yaklaştı ve şahıs yok bak şimdi. Direkt kendinle hesaplaşıyorsun. Bak ben bunu söyledim, duyanlar şöyle yapıyor. Hakikaten ya. Ötekisi ise, bana bir kere inanman lazım, büyük olduğuma. Bir sürü bana, benim hakkımda malzemeler duymayan lazım, rüya görmen lazım. Yani o da nasip olursa benim büyüklüğüme, ondan sonra sözüm senin için hüccet olur. Ondan sonra bir beşeri bir kusurumu görürsen, ben devreden diş çıkarsam, sarf ettiğim bütün kelamlarda yok olur. Vay be adam biliyorduk be. Ondan sonra bütün şeyler gidiyor. Onun için baki hakikatler fani şansların üzerine bina edilmez. Bina edilirse adam çekip giderse binada gidiyor. Üzerine bina ettin ya, tapu yaptın ya. Adam gitti, o da gitti. Cer edilmez delil ve burhanlara, cer edilmez delillere bakar. Bütün Risale-i Nur hüccetleri bu burhani yakini kısmındandır. Tamam. Buna Mesnevi Nuriye 8'den bir atıfım var. 8. Diyor ki Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Risale-i Nur tarikat ve ilmi kelamcıların da mesleğine gitmiyor. Dedim ya kafayı esas alan ilmi kelamcılar kalbi bırakmış. Risale-i Nur zannediliyor ki ilmi kelamdır. Maneviyat yoktur. Tam tersine. İlmi kelamcılar gibi sırf Risale-i Nur aklı almamış. Ehli tarikat gibi sırf kalbi almamış. Ne yapmış? Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli ilhadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Yani burada dördüncü noktada anlatıyor. Akıl ve kalbin imtizacıyla diyor. Kendisi söylüyor diyor ki
uzun olur diye ben hakim olduğum için söylüyorum konuya. Çok cazip geldi diyor ilmi kelam. Tamam diyor, buna bir baktım. O kalp bırakıldı diyor. İlmi kelamda baktım ki diyor kalp yok. Sonra dedim ki ona kalpsiz akıllı olur mu? Sonra tasavvufa girdim diyor. Biliyorsunuz 40 gün aç kalmış, riyazete girmiş. Ot yemiş yani. Kalbi şeylere mazhar olmuş. Baktım ki akılsız kalp. Kontrolsüz bir enerji. İşte Muhyiddin Arabi, Hallacı Mansur gibiler. Korkunç bir inkişafat. Ama ölçü yok. Ya, ama ikisini beraber yapayım. Bir oradan bir oraya çıktım diyor. Yoruldum diyor. Akla çıktım, aşağı indim, yukarı. Baktım ki yok diyor. İkisinin cemi bir yol olması lazım. Kur'an'a müracaat ettim diyor. İlmi kelamcıları da bıraktım, tarikatçıları da bıraktım. Kur'an'a müracaat ettim. Baktım ki sahabelerin yolu gibi, cadde-i kübra, cadde-i Kur'an, akıl ve kalbin imtizacıyla bir yol buldum diyor. Lisanı bu yoldur diyor. Peki. Şimdi şu kamiyetten gidince sen abi, diyelim tarikat, cennet, tesavvuf, ilmi, kelam, risale-i iman, hakikatlere onların ihtiyacı da var. Mesela şöyle, yani ona ait bir tanesi diyecek öyle olduğuna delil nedir? Değil mi? Hani konumuz o değil. Bir sürü delil ama bir tane sorduğun için söyleyeyim. Mesela Risale-i Nur tarikatı da içine aldığını, tarikatçılara verdiği ders de belli. Nasıl? Mesela Risale-i Nur temel bir kitabı var. İlk kitabı nedir? Sözler. Budur. İlk nedir konusu? Bismillah. Bismillah. Onunla başlarız demiyor. Ona başlarız ilk. Şimdi bir tarikatçı diyebilir mi ki Besmele'nin sırrını, esrarını ben duymak istemiyorum. İlimse. Veya 10. mesele haşir. Yani haşirin ispatını. Hangi tarikatçı diyebilir ki ben öldükten sonra dirilmenin ispatını istemiyor. 31. atlayarak gidiyorum. 31. söz. Ben Miracın aklen ispatını benim ihtiyacım yok. Bana bakmıyor. Nurculara aittir. Vesvese Risalesi. 21. söz. Nurculara aittir. Onlara geliyor vesvese. Bizimle ne alakası var vesvesenin? Nurculara aittir. Nurcuların kitabında var. O zaman nurcuların hastalığıdır. Onlar okusun. Diyebilir mi? Vesvese Risalesi. Sahabeler hakkında var. 26. söz kader mesela. 27 sahabe. Kader Risalesi. Nurculara aittir ya. Bizimle ne alakası var? 20. söz. Peygamber kıssalarının hayattaki açılımları. Kanuniyettir. Misal. Değil mi? Demek ki tarikatçı diyemez. Ama Nakşi tarikatının evradını, eskarını, zikrini kaderi tarikatını bağlamaz. Hatta yasaktır. Ama o bir kaderi veya Nakşi tarikatı ben miracı ilmi bir çerçevede Vesvese Risalesini, benim vesvesem olmadığı için ne okuyayım? Vesvesesi yoksa okumaz. Mesela tamam mı? O zaman Risale-i Nur tarikata da bakıyor. İlmi kelamcılar nasıl bakıyor? Aklen, mantıken ispat ediyor. Bir, realitesini gösteriyor. Harici dünyada gösteriyor. Çok antika bir şey bak. İlmi kelamcılar öyle yapmış, orada kalmış. Risale-i Nur ise Allah'ın mesela delillerini kainattan gösterdi, onu bir de insana taşıyor. İnsana taşıyor. Diyor ki mesela, şu çiçeğe bak diyor. Kör olan ona boya atabilir mi? Tamam mı? Ona kör, misal için söylüyor. Şimdi hakikaten atamaz. Dönüyor sana diyor ki, ondan zevk alacak sende istidat ve kabiliyet olmasaydı sen ondan lezzet alabilir miydin? Demek ki onu yapan seni biliyor, seni yapmıştır. Seni yapan da onu yapmıştır. Çünkü anne karnındaki çocuğa organları takarken dünyayı da bilmesi lazım. Aman ha gözü takıyor, yanlış olmasın çiçeğe karşı, kameranın rengini ayarlarken bir sürü sıkıntı çekiyoruz değil mi Esat? Hop yanlış oldu ya, kulağını karıncaları duymaya başladı ya, bu kulak olmadı kardeşim. Denedik şimdi. Ana karnına çıkıyor, yola çıkıyor, deneme yapıyor, fren tutuyor, hadi gel, olmadı, gene servise git. Ana karnına sokalım, olmadı. Erken olmuş. Erken olmuş.
Bir baktı ki karıncanın sesini duyuyor. Olmadı ya, yükselt biraz. Gezegenlerin sesini duyuyor. Gene yatamaz. Lan indir. Bak şimdi hücrelerin sesini duyuyor ya. Nasıl ayarlayacaksın? Karıncanın ayak sesini duymayacaksın. Gezegenlerin hareketini duymayacaksın. Kulaktaki hücrelerin sesini duymayacaksın. Kendi sesini duymayacak harici belirli frekansla vesaire. Ha, diyor ki dışarıdan gösterip orada onu ispat ediyor. İnsana taşıyarak enfus halinde seyahat ettiriyor. Şimdi diyor ki devam ediyor. Çünkü ehli velayetin amel ve ibadet ve sülük ve riyazette gördüğü hakikatler ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik imaniye aynen onlar gibi Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış. Sülük ve evrat yerinde mantiki buranlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakaike yol açmış. Yani devam ederken ben burada mektubattan 83'ten bir yer okumak istiyorum bununla açılımı olsun diye. 83. Başka bir yerde 710'da da diyor ki Abtarçı Ayaklar. Aslında diyor 20. asır ilim ve fen seviyesine uygun müspet bir metotla diyor. Evet. Ya çok yer var da ben hepsini okumak şey yapayım. Evet. Diyor ki asrın donanımları ile fen ve felsefesi ile ikna ediyor. 83 mektubatta diyor ki şu meseleden anlaşılıyor ki derece-i şuhud, derece-i iman-ı bil gayb'ten çok aşağıdır. Mesela kendi keşfiyle hakaik imaniyi gözüyle görüyor ahireti. Kendi gözüyle ayetin hakikatını görüyorlar ötelerde. Bu gören zatların seviyeleri düşüktür. İlmi seviyede gidenlerin. Çünkü niye? Yani yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı. İhat etti ama şeytan da karışıyor. Şeytan da kürse kadamira çaptırabiliyor. Şeytan olmadığını nereden biliyorsun? Çeşitli halleri yaşatıyor sana. Sıkıntı yaşatırıyor. Ben kötüyüm zannediyorsun. Acayip acayip şeyler yaşatıyor. Bana da geliyor. Böyle uçuyorum kaçıyorum falan. Ulan aşağılık sensin lan diyorum. Ulan bakayım dibe vurmuşum. Çaktı aşağıya. Diyor ki yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehli velayetin nasıl çak anlıyor biliyor musun? Namazda böyle bir coşar hali oluyor. Namaz her şeyi unutuyorum. Firavun. Namazdan beni çıkaran bir fazilet, fazilet değildir sensin lan dedim. Baktım bu hemen indim aşağıya. Baktım seçti değil. Yani eğer ilmi şeyin olmasa, Risale-i Nur olmasa duman olurdun, duman. Uçuyorsun ya. Hiç namazda değilsin ha. Adamı zor duyuyorsun imamı. Diyorum ki beni namazdan çıkaran, hakikatiyle beni uzaklaştıran Rahman olamaz. Psikoloji hastalara da öyle diyorum. Bazıları uçuyor. Abi bana kalp açıldı. Var böyle. Kalplerim açıldı. Öteleri seyrediyorum. Ama ne yapıyor bu? Namazı terk etmiş. Başka? Ne yapıyor? Eve sıkıntı yapıyor. Kırıp döküyor. Yani fazilet ve kemalatın neticesi şiddet olur mu? Fazilet ve kemalatın neticesi aslı dünyadaki vazifelerini terk etmek olur mu? Seni oraya taşıyorsa bu şeytanlıktır da anlamıyor musun? Sana kalp açılsaydı, fazilet kemalat olsaydı, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, alemi şehadetteki kanunlara uyardın. Görüyor musun ölçüleri? Ama şiddet yapıyorsun, evi kırıp döküyorsun. Gece yatağa gitmiyorsun, hanımın yanında olmuyorsun. Allah Resulü dedi değil mi sahabeye? Gece ayakta zikrediyor, ibadet ediyor, zikrediyor. Gündüz oruçlu. Gündüz oruçlu, gece de ibadetlerle meşgul. Gel dedi sahabe, ben peygamber miyim? Evet ya Resulullah. Bak ben de senin gibiyim. Bak gece hanımımla yatarım. Vazifemin varsa ki var gece ibadetten sonra yatarım. Gündüz de yerim içerim ve ticaretimi de yaparım. Peygamberlik de yaparım. Beni tatbik et. Ne gördün? Tamam ya Resulullah. Gördün? Ölçü kadar harika ölçü olamaz. Ölçü kadar ölçü harika ölçü olamaz. İfratlarla tefritler
vasatın ölçüsü bozmak. Şeytan bunu hasenat gibi gösterebiliyor. Aynen öyle. Ama bana yapıyor da ben size rüya mı yapıyorum? Bu rüya değil ki, tuzaktır işte. Resul-i İmam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Allah. Hasan uçuyor inan. Hasan namazda değil. Allahu Ekber. Bağırasın geliyor. Var ya tipler. Camide bağırırlar. Deniz tipleri. Denizde var olan, gemiden bir şey düşse sandaldır, tahtadır, bidon. Deniz tipleri denizde var olanı sahile atar. Allahu Ekber. Var olanı tak attı. Göl tipler var, düşeni aşağı gömer, örter. Saklar ya. Allahu Ekber. Acayip bir şey ya. Ne yaptı beni? Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Buradakileri. Oho! İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ne namaz var ne niyaz. Oo, ben de hiç. Allahu Ekber diyor. Zor duyuyorum. Öf! Lezzete garko. Namazı unuttum. Ne rekatları var ne okudukları var. Sonra ona firavu. Allah'ın aşağılık. Çünkü kitapta yazıyor. Kürse kadar oradan başlamış şeytan. Miraç ettirir. Ha. Diyor ki bu hissen gördüklerim hal. Bu çok düşüktür. Neyle? Akılla, mantıkla, ilmi ölçülerle hangi alemde isen orayı yaşamak. Oraya Allah'ın hükümlerine itaat etmek. Hangi alemdesin? Suda. Oraya riayet etmek. Elbise giyip işte ne yap? Bot mu giyeceksin? Gemiye mi bineceksin? Onu yap. Geminin suyun üzerinden yürüyerek geçme. Bu düşüktür. Sandal kullan. Bu yüksekliktir. Uçarak gitme derslere. Git metroya bin. Arabaya yaya git. Alem-i şehadetin iktizasını yap. Resulullah zırh giydi. Zırh. Ben peygamberim bana bir şey olmaz demedi. Zırh giydi. Koruyucular da vardı savaşta. Taşı kırdı. Hendek'te değil mi? Riayet etti mi esbaba? Esbaba riayet eden peygamberin ümmeti değil misin? Ya. Yani yanlış şuhuduna istinad eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı, ihatasız veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikinin şuhuda değil bunlar. Böyle şuhuda derken böyle yaşanan bir hal, gözde görmek gibi değil bunlar. Asfiyanın ve muhakkiklerin ya Kur'an'a ve vahye gaybi fakat safi, gayba iman ediyor üstündür. İmani bil gayb, imani bil şuhuttan üstündür. Yani imani bil şuhut, gözle zahire bakarsan o adam gözüyle görüyor ya. Gözüyle görüyor ama kendi ölçüleriyle görüyor. Kendi haletiyle görüyor. Kendi haletleri ölçü olduğunu kim söylüyor? O zaman Kur'an'ın ölçüleriyle, asfiyanın ve muhakkiklerin dusturlarıyla, yani edile-i şeriyeyle, yani asın mücedditleriyle, yani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak gayptır. Fakat safidir, ihatalıdır. Doğru hakaik imaniyelerine dair ahkamlarına yetişmez. Demek bütün ehval, bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahadatın mizanı kitap ve sünnettir. Ve mihenkleri, bak onların nedir bak, mihenkleri nedir? Kitap ve sünnetin desatir-i kutsiyeleri ve asfiya-i muhakkikinin kavanini hadsiyeleridir. Mesela ona şey veriyor yani misal veriyor. Kendi şuhuduna misal şöyle veriyor. Adam aşağıda hazine var gemide. Gözü kapalı dalıyor gidiyor gemide, batan gemide bir hazine buluyor, bir tane yuvarlak. Diyor ki küre gibidir. Ötekisi ise alnına bir lamba koyuyor. Dalgıç dayıyor. Küre var, uzunlama var, üçgen var, dikdörtgen var, küp var, kare var. Her şey var. İhatalı ondan seçiyor. Gördüklerinden seçiyor. İşte bu Kur'an'ın yoludur diyor. Efendim kısaca şunları da okuyayım. Kastamonu 18'den ve Kastamonu şey. Çabuk çabuk çünkü saatim geldiğimi biliyorum. Farkındayım. Ama şu. İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahim feyziyle burhani ve Kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin imtizacı ile
hakkal yakın derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilmel yakin ile, yani akıl ve kalp imtizacıyla elde edilen ilim, şuhuda yakın bir yakiniyet veriyor sana. İmtizacıyla hakkal yakın derecesine bir kuvvet ile zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaik imani tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risaletin nurun esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar da insafla baksa, Risaletin nur, hakaik imaniyi muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesini gösterdiğini görecekler. Risale'nin diğer bir meziyeti de şudur, çok ilginçtir. Muhalif olan Kur'an'ın, Kur'an'ın muhalifi olan inkar yolunun mümteni olduğunu, olamayacağını da ispat ediyor. Sıf Allah'ı ispat etmiyor. Varlığını ispat etmiyor. Olamayacağını da ispat ediyor. Allahsız olamayacağını da ispat ediyor. Yani Allah'ı ispat etmek ayrıdır, Allahsız olamayacağını ispat etmek ayrıdır. Ali hiç duymuş muydun? Aynen öyle. Şimdi 228. Bak şimdi o çıktı böyle. Bak. Bu işte onaylanmak. Öteksi irade bu iradenin dışında demektir. Halbuki medrese içinde daha kısa bir yol hakikatin envarına gittiğini ortadan alıyorum. Ve ulum-u imaniyede dahi safi ve daha halis bir ab-ı hayat çeşmesi bulunduğunu ve amel ve ubudiyet ve tarikattan daha yüksek ve daha tatlı ve daha kuvvetli bir tarik-i velayet nerede var? İlimde ve hakaik imaniyede ve ehl-i sünnetin ilmi kelamında bulunmasını Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucize-i maneviyesiyle açmış, göstermiş meydandadır. Efendim, 129 emir daha bir, onu da böyle hızlı okuduğumu görüyorsunuz. İlim içinde hakikata yol açmış Risale-i Nur. Efendim, sözler 649, hemen çabuk çabuk 649. Nerede bu? Öyle miydi acaba? 649 mu? Evet, 649. Nerede bu? Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, belki esma ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş. İbadeti fikriye ile fikri tefekkür ibadetmiş. Tefekkürü saatin hayrı min ibadi senetin. Bir saat tefekkür bir sene ibadet, nafile ibadetten evladır. Farzlar değil. Abi bir saat kim yapabilir? Bugün bir dakika, yarın üç dakika toplam yani. İbadeti fikriye ile o yüzleri mamur etmiş. Güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş gibi oluyor. İbadeti tefekküre vasıl olanlara. Dersler bu manaya tazandırıyor değil mi abi? Evet, dersler bunlara aitti. Bunları gösteriyor. Efendim 146 gene şu şeyde Mesnevi Nuri, Emir Dağ 1 146 şu. Evet, nasıl ki ehli tarikat ve seyri enfusi ve afaki ile marifet-i ilahiyede iki yol ile gitmişler. Ve en kısa ve kolay ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfuste, yani kalbinde, zikri hafi kalpte bulmuşlar. Aynen öyle de tarikatlar öyle bulmuş, içeride bulmuşlar. Aynen öyle de yüksek ehli hakikat dahi ne yapmışlar? Marifet ve tasavvur değil, yani marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok da çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki cadde ile hareket etmişler. Tabi ne yapayım, zamanımız olmadığı için son bir yer 283 Barla'dan okuyorum.
kapattım. 283. Mektubunda ilmi kelam dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum sözler, Risale-i Nur, o nurlu ve hakiki ilmi kelamın dersleridir. İmam-ı Rabbani gibi bazı kutsi muhakkikler demişler ki, kim? İmam-ı Rabbani gibi, ama ne özelliği var biliyor musun? Kutsi, fena-i mutlak olmuş kişilere kutsi denir. Bir de Geylani kullanıyor, o kutsi zat diyor. Sike-i Tasdik Gaybi 149'da diyor. Bak bu da kutsi. Çünkü müşahadetullah'a mazhar olanlar kutsidirler. Çok ilginçtir değil mi? Kullanılan tabirlerde ilim var. İmam-ı Rabbani gibi zatlar demiyor. İmam-ı Rabbani gibi bazı kutsi muhakkikler demişler ki, bak nereden çıkarıyorum manayı. Değil mi? İlgiyi çekmiyor değil mi? Hasan izah ediyormuş. Bak böyle göster. Tabii ki izah. Bak, İmam-ı Rabbani gibi bazı kutsi muhakkikler demişler ki, ahir zamanda ilmi kelamı, yani ehli hak mezhebi olan mesail-i imaniye-i kelamiyeyi birisi öyle bir surette beyan edecek ki, umum ehli keşf ve tarikatın fevkinde o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hatta İmam-ı Rabbani kendisini o şahıs gibi görmüştür. Senin şu aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin,